Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Pokemon Heart Gold Version Tam Çözüm bölüm 42'ye hoş geldiniz. Ben Emre, maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde Hoenn bölgesi efsanevi Pokemonlarından biri olan Latias'ı Kanto bölgesinde yakalamıştık. Bu bölümde ise Latias'ın erkeğini, yani Latios'u yakalamaya tekrardan Kanto bölgesine gidiyoruz. Ama bu sefer Kanto bölgesinde Pevter şehrine gideceğiz. Evet, maceramız Pevter şehrinde devam ediyor. Normalde Pokemon Heart Gold ve Pokemon Soul Silver serilerinde Latias ya da Latios'tan sadece biri olur. Ama biz ikincisini de yakalayacağız. Bunu da nasıl yapacağız? Bir etkinlik koduyla. Açıklama kısmında paylaştığım etkinlik kodu sayesinde diğerini de yakalamamız mümkün. Evet, Nintendo'nun daha önce yaptığı etkinliklerden biri bu. Biz bu kod sayesinde o etkinliği tekrar yapabileceğiz. Şimdi Pokemart'a giriyorum. Burada bir kurye var. Yeşil kıyafetli, her zamankinden farklı. Normalde kırmızı giyerler. Ey akşam doğru. Sen evli olmalısın. Senin için bir hediyem var. Al bakalım. Evet, bize kuryemiz Enigma Stone verdi. Enigma Stone'u verdiği için çok teşekkür ediyoruz kuryeye. Ve bir sonraki seferde görüşmek üzere kurye amca. Tamam. Şimdi Pevter şehrinin kuzeyinde, yanlış hatırlamıyorsam, bir tane müze vardı. Müzenin adı da, evet, Pevter Bilim Müzesi. Bilimin Pevter Müzesi. Pevter Müzesi'ni bilmiyor. Her neyse. Tamam. İçeri girelim bakalım içeride bizi ne bekliyor. Wow, içeride yine insanlar var. Etrafa bakıyorlar. Müzeyi gezmeye gelmişler. Ama benim gelmek istediğim yer burası. Kim olduğunu görüyor musunuz? Tam karşında Steven var. Hoenn bölgesi şampiyonu. Bakalım bize ne diyor. Tamam. İnsanlar inancını ortaya koyduğu zaman kalabalığın içinde kendilerini şey yaparlarmış. Çeviremedim. Ama benim tutkum seninkinden az değil. Wow. Şu senin elinde tuttuğun şey. O taş çok gizemli. Sanki içinde parlayan bir şey varmış gibi görünüyor. O taş çok mütevazi şimdilik. İçinde harika bir şey gizli. Onu bir uzmana vermelisin araştırması için. Tamam, o uzman da bu abi olsa gerek. Uzmana verdik. Sonra? Biraz daha çekileceğim. Bir bekle. Bekle patlama. Sabrın için teşekkür ediyorum. Biraz vaktimi aldı ama sonunda onaylayabilirim. Bunun içinde Soul Div adında bir taş var. Aa, o taşı bana verdi. Harika. Acaba bu Soul Div ne işe yarıyor? Söylenenlere göre Soul Div, Latias ve Latios'un katılaşmış ruhlarını içeriyor. Latias o taş sayesinde Latias ve Latios gerçek potansiyel güçlerine sahip olabiliyorlar. Soul Div ve Latias ve Latios birbirlerini çağırabiliyorlar. Benim için bulmacanın tek eksik parçası Soul Div'in nerede bulunduğu. Neden Kanto? Neden Kanto? Ben neden Kanto olduğunu biliyorum. Hala anlamadım mı Steven? Çünkü ben Kanto bölgesindeyim. Evet. Görünen o ki vakit kaybetmeden Latios onun tarafından çekilmiş. Evet, Latios tam karşında duruyor. Latios'un savaşçı ruhla dolduğunu hissedebiliyorum. Normalde onunla savaşmayı çok isterdim ama senin gitmene izin vereceğim. Teşekkür ederim Steven. Çok iyisin. Karşında bir Latios var. 40 yılda bir görebileceğim Pokemon. Milyonda bir yakalayabileceğim bir Pokemon. Ama sen onu bana bıraktın savaşmam için. Çok teşekkür ederim. Ve Latios'la savaşımız başlıyor. Şarlar zarlar. Evet, Emre Latios'a karşı 40 level bir Latios tam karşımda. Onu yakalamamız gerekiyor ve onunla savaşırken tabii ki kullanacağım ilk saldırı, ilk hareket Thunder Wave olacak. Thunder Wave ile onu paralyze edeceğim ve kıpırdamasını olabildiğince engelleyeceğim. Umarım paralyze işe yarar. Şimdi ona neyle saldırmalıyım? Refresh ile başladı. Tüm statüslerini silecek. Aa, bu saldırıya sahip olması çok kötüymüş. Bir Thunder Wave daha kullanacağım. Bakalım bunu da refresh ile silecek mi? Başlar başlamaz neden bir insan refresh kullanır ki? Hiç anlamıyorum. Tamam. Şimdi anlarız. Evet, paralyze'dan dolayı kıpırdayamadım. Şimdi onun gücünü yavaş yavaş götürmek istiyorum. Raksimeş'le bir deneyelim bakalım ne kadar vuracağız. Fena değil. Birkaç round sonunda hem onun defansını düşürmüş olurum hem de HP'sini
bayağı bir indirmiş olurum. Bakalım ne kadar etkili olacak. Bir Raksim Eştaha. Hadi defansı düştü. Bir sonraki seferde Raksim Eştaha çok daha fazla vurabilirim. Hadi Baku. Bir Raksim Eştaha. Wow, hiç fena değil. Sanki iki... Aa, defansı biraz daha düştü. Bu biraz riskli olmaya başladı sanki. Defansı düştükçe Raksim Eştaha fazla vurmaya başlıyorum. Hani kritik vursam maazallah. Latios gidecek. Fainted olacak. Fainted olmasını tabii ki istemiyoruz. Neyse ki Latios Protected'da kendini korudu. Bir round kazandı ama kaçış yok. Wow, defans iyice düştü. Bir kere daha vurursam eminim ki Fainted olacak. Fainted olmasını tabii ki istemiyoruz. Ben Pokemon'u değiştirip daha düşük, daha güçsüz bir saldırıyla ona vurmayı deneyeceğim. Peki hangi Pokemon olabilir bu? İlk önce bir Thunderwave kullanmak istiyorum. Bu arada Latios çok güzel vurmadı mı? Bayağı götürdü Mako'nun gücünü. Arada 29 level farkı olmasına rağmen çok ama çok fazla vurdu bana sorarsanız. Her neyse, önemli değil. Ne kadar vurursa vursun sonuç aynı olacak. Zen Head Boot. Wow, Mako'nun HP'si yara geldi. Neyse, Mako'yu biraz dinlendirelim. Oyuna Katara'yı sokacağım. Katara'nın saldırısıyla onu yere indirebiliriz. Ya umarım indirmeyiz ama biraz tehlikeli olabilir. Evet, Whirlpool. Dayan Latios, dayan. Sakın Fainted olma. Aa, hiç fena değil, tamam. Evet, Latias Vortex'e yakalandı. Yani Whirlpool saldırısı her round onun HP'sini azaltacak. Ama çok az. Yani tam benim istediğim yere getirebiliriz böylece. Bakalım HP'si nereye gelecek. Aa, hiç fena değil. Bir round daha durabilir mi? Tamam, bence bir round daha durabilir. O roundda ben bir Poké Top atayım, bakalım tepkisi ne olacak. 100 tane Dusk Bloom var. Hadi sayalım, kaç tane de yakalayabileceğiz onu. 1, 2, 3. Aa, hadi be. 3 defa sallandı. Neredeyse yakalıyorduk. Çok yakındı. Bir an ilk seferde yakalayacağız diye bayağı şaşkınlık içindeydim. Ama yakalayamadık tabii ki. Ne zaman yakaladık ki? Evet, Pokemon Heart Gold serisinde hiçbir Pokemon'u ilk Poké Top'unda yakalayamadım. Efsanelerden bahsediyorum. Diğerlerinde tabii ki ilk seferde yakaladım, çok oldu. Şimdi Latios'a karşı kim daha dayanıklı? Topu mu kullansam, Katara'yı mı kullansam? Katara sağda kalırsa ama Whirlpool saldırısı Latios'un canını yakmaya devam edecek. O yüzden Katara'yı bir an önce değiştirmem lazım ve Zuko'nun sağda kalmasında hiç sakınca görmüyorum. Bir Zen Headbutt daha geldi. Bakalım Zuko'ya ne kadar vuracak. Zuko'ya çok daha az vurdu. Çünkü Zuko'nun defası çok daha yüksek. Tamam, Dust Ball atmaya devam ediyoruz. Acaba bu sefer onu yakalayabilecek miyiz? Geçen sefer ilk Poké Top'unda, ilk Dust Ball'da oldukça fazla yaklaşmıştık yakalamaya. 3 defa sallanmıştı Poké Top'u. Ama bu sefer o kadar şanslı değiliz. Luster Purge. Neyse, Zuko iyi bir tank olabilir, sakınca yok. Birkaç defa daha Latios'a hasar alsak hiç sakıncası yok. Bu arada bir süredir Latios Refresh'i kullanmadı. Paralyze hala duruyor. Neden kullanmadı hakkında bir fikriniz var mı? Belki PP'sini bitirmiştir. Yani daha fazla Refresh kullanamıyordur. Kim bilir. Nedenini bilemeyiz. Refresh'i saymadım. Belki 5 defa kullanılabiliyor ve 5 defa da harcamıştır. Her neyse, hiç önemli değil. Bizim burada yapmak istediğimiz Latios'u yakalamak. Biz de yakalamak için elimizden geleni yapıyoruz. Hadi bir Dust Ball daha. Zuko yakalayabiliriz onu. Neden bu kadar uzun sürdü bilmiyorum. HP'si de çok güzel bir yerde halbuki. Bir kere sallandı. Ama uzun zamandır bir kere bile sallanmıyordu. Bu sallanması gayet iyi oldu. Bir Luster Purge daha geliyor. Bu da canımızı çok yakacak. Dayan Zuko. Birkaç round daha sadece. Hayır. Özel defansını düşürdü. Özel defansını düşürdüğü için Zuko bir sonraki saldırıya dayanamayabilir. Ben de tabii ki Katara'yı sokacağım oyuna. Katara onun saldırına çok kolay dayanabilir. Katara bu oyunda, daha doğrusu benim takımımda HP'si en yüksek olan Pokemon. 290 HP, az buz değil. Katara onun saldırılarına çok kolay karşılık verebilir. Evet, bir Dusk Ball atalım. Bakalım Latios Dusk Ball'a gelecek mi? Latios, hadi ama Latias da benim elimde, koleksiyonumda. Sen onsuz yapamazsın ki, sen onu çok seviyorsun. Onunla beraber olmalısın, beraber takılmalısınız. O yüzden senin bana yakalanman gerekiyor. Bir Dusk Ball daha, bir. Yok, belki de saymamalıyım. Totem yapmalıyım. Sayarsam sanki daha kötü oluyormuş gibi hissediyorum her seferinde.
Tamam. Biri de Askbold'a atıyoruz. Bakalım Latios gelecek mi? Hayır. Tabii ki gelmedi. Birkaç poke topu daha atmam gerekiyor gibi görünüyor. Latios'un beni bu kadar yoracağını bilmiyordum. Saat 12.30. Duskball'ın çok güçlü olduğu bir saat. Oldukça yüksek yakalama olasılığı var. Ama yine de Latios gelmemekte ısrarlı. Yapacak bir şey yok. O bana meydan okuyor. Ben de o zaman ona meydan okuyorum. 10 tane Duskball'u şimdiden attık. 10.sunda da gelmedi. İnanmıyorum. Latios gelmemekte ısrarlı. Yapacak bir şey yok. Latios. Latias'ın tam tersine çok sert bakışlara sahip. Latios'un bakışları çok daha yumuşaktı. Bana Lapras hatırlatıyordu. Hatta Lapras'ın bakışlarını hatırlatıyordu. Ama Latios'un bakışları çok daha sert. Hayır. 3. seferde çıktı. İnanmıyorum. Çünkü o bir erkek. Erkek kız olarak ayırmışlar. Ve tabii ki erkeğin bakışları da çok sert. 11 dakika olmuş. 11 dakikadır Latios'un peşinden koşturuyoruz. Ama o gelmemekte ısrar ediyor. 11 dakikadır peşinden koşuyoruz. Yaklaşık 5 dakikadır, 6 dakikadır da savaşıyoruz. Ama hayır, Latios gelmemekte ısrarlı. Refresh'i kalmamış. Bu kesinleşti bence. Kesin olduğunu düşünüyorum ben. Refresh'i kalmadığı için statüsünü Paralyze'ı geçiremiyor bir türlü. Bu da tabii ki bizim için iyi bir şey. Zen Headbutt. Kataro'nun saldırılarına çok kolay dayanabiliyor. Herhalde bir 10 round daha onun saldırılarına dayanacaktır. Yani bu demek oluyor ki 10 defa ardı ardına hiç hız kesmeden poke topu atmaya devam edebilirim. Duskball atmaya. Protect'i kullandı. Yaşasın bu roundda Latios'tan hasar almamış olduk böylece. 201 HP'si var Katara'nın. Latios acaba tek seferde ne kadar vuruyor? Emin değilim. Bir bakalım, ölçmek istiyorum ama Latios da bu sefer saldırmamakta ısrarlı. Yoksa bütün PP'lerini harcadı mı? Bu çok ama çok kötü bir şey. Her an kendini imha edebilir Struggle'la. Pokemon'ların PP'si kalmadığı zaman, yani saldırısı kalmadığı zaman kendilerini kendi HP'sinden yani ne demek, nasıl denir ona? Kendi HP'sini harcayarak bir şekilde bizi saldırıyor. Bize saldırması önemli değil. HP'miz azalsa da hiç önemli değil. Ama kendi HP'si azalırsa her an fainted olabilir. Bir kere Struggle kullandığı zaman yani Pokemon'u kaçırdık demek olacak. Refresh'i varmış. İnanmıyorum. Refresh'in devam ettiğine gerçekten inanamıyorum. Bunca zamandır neden kullanmadı ki? Yani 4 saldırıdan birini kullanmama ihtimali nedir ki? Bilmiyorum. Çok düşük bir ihtimal olsa gerek ama yine de oldu. Kaç round'tır refresh'i kullanmadı ve şimdi iki defa ardı ardına kullanıyor. Ne kadar dengesiz bir Pokeball'sun Latios. Gerçekten agresif olduğum belli. Tamam. Duskball atmaya devam ediyorum. Ama her efsanevi Pokemon'da olduğu gibi bu Latios da bizi gerçekten yoruyor. Neyse, bu kadar yormalarına rağmen ilk karşılaşmamızda onları yakalamam gayet hoş. Beni çok mutlu ediyor o. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü defa karşı karşıya gelip savaşıp güçlerini azaltmak zorunda kalmıyorum. Bu da Pokemon savaşı uzun sürse de telafi ediyor zamanlamayı. Yani harcadığım süreyi. Bu da çok iyi bir şey. Her neyse, bu Latios'un derdi ne ki? Yani karşısına başka bir Pokemon mu koyayım? Ne istiyor acaba? Emin değilim. Ama her türlü saldırmaya devam ediyor. Ve yakında Katar'ın HP'sini de bayağı bir düşürecek. Ve gelmiyor. İnanmıyorum. Bu saatte Duskball'a bu kadar dayanabileceğini hiç tahmin etmezdim. Açıkçası onu 20 tane Duskball'la çok rahat yakalarız diyordum. Ama şimdiden 23.'ü attım ben. Bir. Hayır, olmuyor. Latios gelmeyecek. Acaba karşısında bir tane Latias mı koysaydım? Belki farklı bir status kullanmam gerekiyordu. Uyutma gibi. Ama uyutmayı da ben sevmiyorum. Bir türlü şu esrarengi Pokemon savaşlarında bahtım açık olmadı. Her seferinde her seferinde beni çok ama çok görüyorlar. Bu kadar yormasalar keşke. Bu kadar üstüme gelmeseler. Neden böyle oluyor? Her neyse. Ben Duskball atmaya devam ediyorum. Latios da poke topundan çıkmaya devam ediyor. Halbuki HP'si de çok az. Refresh kullanıyor. Refresh işe yaramıyor. Bütün saldırılarını harcamış olabilir. Bu çok ama çok riskli. Bir an önce Latios'un poke topuna girmesi lazım. İki defa sallandı ve çıktı. İnanmıyorum. Bir an yakalayacağız sandım. Bir an benim sesimi duydu. Acayip
bana acıdığı için Poketopu'na girecek sandım. Ama yok, belli ki bu Pokemon'un hiç ama hiç acıması yok. Bakışlarından belli. Bu Latias değil ki o kadar çabuk gelsin. Bu Latios daha inatçı, daha sert, daha agresif. Tamam. Bir refresh daha gördüm. Refresh sayısını gördükçe kıllanmaya başlıyorum. Acaba diğer saldırıları bitti de mi? Refresh'i kullanıyor diye. Umarım diğer saldırıları bitmemiştir. Zen Headbutt. Hayır, biter mi? Saldırmaya devam ediyor. Katara 85 HP'si kaldı. Bu demek oluyor ki 2-3 şurat daha dayanabilir. 2-3 Poketopu daha atacağız demek oluyor bu. Acaba Poketopumu değiştirsem? Poketopum da sallanmıyor bile. Çok ama çok kötüsün Latios. Hadi bir Dusk Ball daha. Bakalım ona gelecek mi? Hayır, gelmiyor. Gelmiyor. Çözüm önerisi olan Paralyzer'ımı kullansam, statlarımı düşürsem, ama bunun bana ne kadar faydası olur ki? Benim hızımı daha çok kesmiş olmayacak mı? Pokemon'u değiştireceğim, Paralyzer kullanacağım. 2 round kaybı demek bu. Yine 3. seferde Latios çıktı. Çok yakındı. Gerçekten çok yakındı. Tamam, iyi işaret olarak kabul edeceğim ve daha fazla Dusk Ball alacağım. Elinde sonunda gelecek zaten. Sadece biraz direniyor. Biraz. Azıcık. Çok azıcık. Tamam. Bir Dusk Ball daha atıyorum. Hadi Latios. Katar'ın HP'si azaldığı zaman Pokemon değiştirip Bako'yu oyuna sokup onu paralyze edebilirim. Ama gerek kalmadı. Çünkü Latios'u yakaladık. Biraz önce Latios Dusk Ball'a girdi. Yaşasın. Kaç tane Dusk Ball attım bilmiyorum. 30 tane atmışımdır. 30. da girdi. Neyse. Geç olmasın güç olsun derler. Yok. Geç olsun güç olmasın. Tamam. Geç olsun güç olmasın derler. Geç oldu ama güç olmadı. Kolay yakaladık bence. Sadece Poketopu attık. 381 numaralı Latios. OM Pokemon. Dragon tipi ve Psychic tip. 132.3 IBS. Bu Latias'tan çok daha ağır, çok daha iri olduğu anlamına geliyor herhalde. Bakalım. İnsanların konuşmalarını yüksek seviyedeki zekaları sayesinde anlayabilirler. Aa, savaşmaktan nefret eden bir Pokemon'muş. Yani hiç belli etmiyorsun bu huyunu Latios. Her neyse, Latios'a tabii ki nickname vermeyeceğim. Latios, Latiosken güzel. Latias, Latios. Böylece iki Hoenn bölgesi efsanevi Pokemon'larını yakalamış oldum. İnanılmaz, harika bir savaştı. Her şeyini ortaya koyacağını düşünmemiştim. Bu beni ürkütüyor. Hı? Uzun zamandır Hoenn bölgesi Pokemon Ligi'nden uzaktayım. İznini istemek zorundayım. Nokta nokta nokta. Hiçbir zaman adını öğrenmedim. Ama bu sefer de sormayacağım. Bizim eğlencemiz doğru zamanı beklemek zorunda. Wow, Steven çok sertsin. Çok etkileyici bir konuşmaydı. Tamam, belki başka bir zamanda tekrar karşılaşırız ve savaşırız belki de, kim bilir. Böylece bölümün sonuna geldik. Bu bölümde Hoenn bölgesi efsanevi Pokemon'larından Latios'u Kanto bölgesinde Peltier şehrinde yakaladık ve Steven'la çok güzel bir sohbete girdik. Ama burada biter. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi Pokemon'lar.